Efendim merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Zeki Perişan. Zeki Bey, bu ev sizin mi? Kiralık. Kirada Kiralık. oturuyorum. Peki bu evi böyle Beşiktaş'la süslemişsiniz. Evet. Kartal resmi, bayrak resmi, Evet. yazılarımız var. Nereden geliyor bu sevda, Beşiktaşlılık sevdası? Vallahi bu benim çocukluk aşkımdan geliyor. Evet. Çocukluk aşkımda bir kız tanıdım ben. O zamanlar 7 yaşındayım falan. Böyle Beşiktaşlıyım. Biraz da Fenerbahçeli gibiyim yani. Şimdi benim kızım abisi Beşiktaşlıydı. Ailesi de Beşiktaşlıydı. Ben de o kızı ne bileyim bir sempati duyuyorum. Bir seviyoruz yani böyle ilkokul çağları. İlkokul çağları. 6-7 yaşlarında falan. Bir gün böyle mahallede çift kale maç yapıyoruz. Taşlardan falan şey. Abisi isim vermeyeyim. Böyle 6'da oyun bitiyor. 6'da kaleler değişiyor. 12'de oyun bitiyor. O kız da seyrediyor. Şimdi o kız böyle seyrederken ben mecburen abisinden tarafı oldum. Beşiktaş'tan tarafa geçtim yani. Beşiktaş takımında oynuyorum. Öyle böyle Beşiktaşlık ondan geldi bana. Ondan geldi bana Beşiktaşlık. O kızı sevdim. Fakat o kızı bir daha görmedim ben. Evet. Almanya'ya gitti. Ailesi de Almanya'daydı. Almanya'da çalışıyordu ailesi. İyi ki beni Beşiktaşlı yapmış. İyi ki beni Beşiktaşlıymış. O günden bugüne Beşiktaşlıyım. Ve yani çok dua ediyorum. O kıza, ailesine, tüm ailesine dua ediyorum. İyi ki beni Beşiktaşlı yaptılar. Ve mutluyum. Şimdi siz o aşkınızı böyle evi süsleyerek mi, Beşiktaş resimleriyle süsleyerek mi dile getiriyorsunuz? Dile getiriyorum ama onun haberi yok. Ha, onun haberi yok. Ben onu bir daha görmedim. 7 yaşından sonra, 7-8 yaşından sonra bir daha görmedim. Aradan 50 sene geçti. Bir daha görmedim. İnşallah mutludur, huzurludur. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim ona da. Bir daha görmedim ben. Yani o kız beni Beşiktaşlı yaptı. Anladım. O kız beni Beşiktaşlı yaptı. Yani O gün bugün Beşiktaşlık böyle devam ediyor. Biz de işte fanatik Beşiktaşlar ne bileyim biz maç falan seyredemeyiz. Hayatta maç seyredemem ben. Bittikten sonra seyrederim maçı. Neticeyi öğreniriz. Beşiktaş bir hastalıktır. Ne bileyim korona mı diyeyim, kanser mi diyeyim, nasıl söyleyeyim bilemiyorum ama Beşiktaş bir hastalıktır. Gerçekten Beşiktaş bir hastalıktır. Herkes Beşiktaş'ta olamaz. peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Beşiktaşlı olmak da güzel bir şey yani. Beşiktaş'ta olmak ölüm demek. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Ben Sağ olun. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.